İspanya'da çok rahat ediyorum ama Türkiye'de beni oradaki mesela magazin basını ya da basınla buradaki basın arasındaki hani şey nedir? Bu soru çok soruldu. Mesela hep Türk basınını kızdırıyormuşum veya bir şey söylüyormuşum gibi oluyor ama olanı yazıyorlar. Ben zaten olanı yazmalarından yanayım. Ben cumartesi gece dışarıya çıkıyorsam cumartesi gece dışarıdaydı desinler. Evet. Ben bu. Mesela Türkiye'de böyle bir şey yok. Ne diyorlar? Çarşamba çıkıyorsun. Pazar günü maçtan maç sabaha koyuyor. Hep maç sabaha koyduğu zaman ne oluyor? Her İspanya'dayken bile bir gazete... Niyet kötü. Evet, niyet kötü. İspanya'dayken bile bir gazete her hafta cuma, cumartesi magazin haberi veriyor hakkında. Ben bu kadar İspanya'dan yetişemem. Ahtapot değilim, Brad Pitt değilim. Oradan buraya bu kadar insana veya bu kadar kadına nasıl müdahale edip, nasıl konuşayım, nasıl bir enerjiye sahip olayım? Veya ben... Bir de belli bir saatte yatman gerekiyor. Mesela senin günlük hayatındaki saat dilimlerin... Ben çok fazla uykuya çok düşkün bir insanım zaten. Gece 7 saat, 8 saat uyuyorum maksimum. Antrenmandan sonra 2-3 saat siesta yapıyorum. Öğlen uykusu uyuyorum. Oluyor mu? Hep var. Ben futbola Galatasaray'dayken de uyuyordum yani. Yani o senin çocukluğundan gelen bir futbolcuk, şey mi? Yani kendimi alıştırdığım bir şey. Futbolculukta uyumak ve beslenmek, dinlenmek bunlar zorunluluktur. Yani, bir de saat, akşam mesela 12'den sonra da faydalı değil tabii, derler uykuya. Evet yani o uykuya dikkat etmek lazım. Ben o düzeni birazcık kaçırıyorum bazen ister istemez. Ama yani ben yani gizli profesyonel derler hatta evde birbirimize şaka yaparız. Gizli profesyonel yine odasına gidiyor diye. Çünkü ben odama gittiğim zaman dünya ile ilişkin. Yani hiç güzel. Bak çok önemli bir şey söyledin. İşte bunu senden sonra gelecek olan futbolcular ya da hani oyuncular da belki bunu örnek alırlar. Ben bunu araştırırken seninle ilgili söyledi bana bizim sevgili ekip. Odanı kimseye sokmazmışsın. Çıkarken kilitler miymişsin? Çıkarken kilitlemiyorum. Sadece gece mesela her şeyi konuştuk. Mesela evet. 11.30, 12. Mesela bir dizi izleyip veya hani birazcık telefonda konuşup yatacağım diyelim. Hı hı. Ya arkada çünkü evim hep kalabalık. Çocukluk arkadaşlarım var. Bazen misafir 8-10 kişi, 6 kişi, 15 kişi. Her yani bu kadar oldu oluyor. Ben mesela ben diyorum ki yatıyorum. Bir şey var mı? Yok. Asistanıma da diyorum ki benimle beraber sürekli yaşayan bir asistanım var. Ona diyorum ki yani sağlık sorunu olmadığı sürece kesinlikle odaya girmek yok. O zaman yani onu çok başta söylemişim. Ben kapımı kapatırım. Kitlemem tabii kapı. Kapımı kapatırım. Kimse de ne kapımı çalar ne de bana bir şey söylerler ben odama girdikten sonra. Peki odan böyle izole mi? Hani dışarıdan gelen sesleri... İzole. Yani odamın içinde kendi yatak odamda her şey var. Televizyonum, çalışma masası, kitap okuyabileceğim bir yer. İşte gece buzlu suya giriyorum bazen belimden aşağıya. O var. Niye? O dinlenmek için, laktik asit atabilmek için yatmadan önce buzlu suya giriyorum. Ne? İşte 9 derece. Sabah daha dinç kalkayım diye. Odanın içi sıcak. Odanın içi sıcak. Yani ne kadar kalabiliyorsun orada? 8 dakika falan kalıyorum. Yani 2 dakika sıcak suyla ayaklarımı yıkıyorum. Ondan sonra küvetin içine giriyorum. Küvetin içinde 8 dakika sonra duş alıp yatıyorum. Bunu hepsi yapıyor mu sizin? Ya ben de bunu her gün yapmıyorum. Futbolcular. Arada bir, 3 günde bir, 4 günde yorgun olduğum zaman. Çünkü 3 günde bir çok üst seviye maç oynuyoruz. Hmm. Çok fazla mücadele. Masaj peki bu işte faydalı önemli mı? Önemli. Çünkü hep laktik asit birikiyor vücutta. Kaslar birbirine yapışıyor. Hep açmak lazım. Yani sadece stretching koşu yetmez. Hmm. Birazcık çünkü... Çok maç oynuyoruz. Çok yoruluyor. Yani ondan bahsediyorum. O kadar çok maç oynuyoruz ki benim o insanların dediğini yapmam mümkün değil. Hmm. Yani ihtimal yok. Yani sabah kalkıyorum antrenman, ertesi gün oynuyorsun önemli maç. Bir de bunun bu işin konsantrasyonu var. Sen aslında bir de gidip gol atıyorsun. Allah hep attırsın inşallah. Amin. Gol atıyorsun. Ondan sonra susuyorlar. Evet bir de yani sonra arada biraz zaman geçiyor. Sanki magazinde gol atıyorum. Susuyor, utanıyorlar çünkü yazdıklarına. Evet. Sonradan zaman geçiyor yine. Ya benim ricam hep şu. Yani bana bir şey sorulursa ben doğrusunu söylerim. Söylüyorum zaten. Kim bana bir şey sormuştu ben doğrusunu söylememişim. Peki bir şey söyleyeceğim. Niçin sen magazin figürü oldun ki? Ne ilgisi var? Bunun sebebi sensin benim, ama. Bir şey diyeceğim. Ben gezmeyi seviyorum, yaşamayı seviyorum. Giyinmeyi seviyorum. Yani iyi veya insanların beğeneceği şekilde veya beğenmeyeceği şekilde. Ama ben bunları seviyorum. Hı. Çünkü bunları Türkiye'de yaparsanız bir futbolcu olarak yani o... Onlar istiyorlar ki iyi restorana gitmeyelim, iyi yerde gezmeyelim, iyi arabaya binmeyelim veya ya izin günü gece dışarıya çıkmayalım, hep onlara göre yaşayalım falan istiyorlar. Hmm. Veya işte bir kız arkadaşınızı gördüğünüzde sarılıp öpmeyin veya sohbet etmeyin, gülmeyin istiyorlar. Hmm. Hep her şeyi bir tarafa yakıştırıyorlar, hep her şeyi bir tarafa çekiyorlar. Ben de sütten çıkmış ak kaşık değilim tabii ki. Öyle bir duruma geldim ki şöyle yapıyor, böyle yapıyor, ona mesaj atıyor, onu kovuyor. Evet de sen de. Evet diyorum zaten. Umursamıyorum evet. Ama yani bir şey öyle bir şey çünkü Türkiye'de şöyle bir şey var. Bir şeye cevap vermediğiniz zaman o doğru kabul ediliyor. Tabii siz
sporcu değil sanatçı olduğunuz için bununla yüzleşme şansı yani umursamasanız oluyor. Ama biz hep canlı bir galamız var 3 günde bir. Evet tamam. Yani beyni... Hayatta bir maçtır diyeceksin. Burada da maç yapıyoruz kardeşim diyeceksin. Ya. Allah Allah. Ya zaten... Maç, gol. Kibar kibar, kibar idare etmeye çalışıyorum ama artık daha huzurlu ve mutluyum. Ama öyle değil mi ya? Hayatta bir maç değil mi? Tabii canım ya. Ya futbola oyunu çok benzer. Oyunu kuracaksın. Futbola çok benzer. Düşersin, kalkarsın, kuracak, sarı kart var. Böyle... Geriye düşersin, öne geçersin, gol atarsın. Evet. Hayatta böyle bir şey. Gerçekten futbol çok benzer hayata.